Şimdi Marsilya'ya gidelim diye bir dene dedim, Türk arabası yok. Tabi kahve var, oturdum orada bir kahve içelim. Bir de geldi, yanaştı yanıma. Bir araba olan, aha bir Türk arabası geldi dedim. Bir baktım indi geri Temel. Oo, öyle sevindim ki. Geldi. Ya nereye gidiyorsun Temel, Marsilya'ya? Hangi fabrikaya? Bağım evraklarına, baktım evraklarına ki. Paşa Bahçe'den ben yükledim, o da orada yüklemiş. Aynı adres. İkimiz de oraya gittik. Bir hafta yüklerimizi yıkmadılar. Orada bir pansiyona bizi dediler, pansiyonda durun. İşte yemek yeri de gösterdiler. Yiyin burada dediler, bir hafta durun, bir hafta sonra yıkılacak. Durduk, çıktık, bitti işler. Denize menize de gidik, o Temel'in nefes darlığı vardı. Demek o denizde şeyden, soğuktan üşüttü mü rahatsız, daha nefes alamayı öyle bir perişanladı ki. Kalktım aldım onu götürdüm orada. O fabrikaya dedik ya, buralarda işte kim var, doktor yahut nedirler ona. Poliklinik gibi bir şey varmış dediler abi, yol üzerinde 200 metre ileride. Götürdüm oraya, doktor onu muayene etti, o fıs fısı vardı o bitti. Fıs fıs sıkardı ağzına. Ondan aldık. Bir hafta bekledim onu oralarda, hasta gidemeyi. Firmasına telefon ettim ki ya buna bizim firmadan bir yük verir de benimle beraber ağır ağır getirin bunu, bu çok hasta.
Öyle bir yük verdiler de öyle peş peş aldık da buraya kadar ağır ağır geldik. Yazıhaneden hesaplarımızı aldık gelek. Arafa günüydü de dedim ki bir çivi ayakkabım, bir ayakkabı alın. Parayı bozdurdum, ayakkabı aldım. Fatih'ten geldim, o Vatan Caddesi'nden minibüsler çekmeceye geliyordu. Oturdum şeyde, belediyenin panoları var, sandalyeler orada. İşte arada ezan okundu, oradaki cami de aman yakın dedim, gittim orada bir namaz kılayım. Gittim namazı kıldım, çıkıyken baktım ayakkabılarım yok. Aradık taradık yok. Koca dedi ki ne oldu hemşerim, dedim ya ayakkabılarım yok. E dedi burada bir hırsız töredi de şey diyor, orayı emniyete bindirdik bakacaklar. Nerede durursun, çekmecede bir çift terlik verim de giy de git. Verdi terlik, geldim orada oturdum, yine minibüsü bekleyelim. Parayı bozdurdum işte, markadı bozdurdum, Türk parası, ayakkabı aldım. Gerisini de elimi cebime sokun da bakalım, soktum ki para da yok. Parayı da çaldı adam. Önce parayı çaldı, sonra geldi ayakkabıları aldı caminin orada, takip etti. Neyse orada kaldık, parasız oturuyoruz. Seneler evvel Almanya'ya gidiyken birisine 200 mark verdiydik şey etsin. Para bozduracak, sonra verecektik. İşte o arada işi çıktı, göremedik. 4-5 sene geçti aradan. Geldi önümden aşağı yukarı geçti. Dedim ulan ha bu hırsız, bak beni takip ediyor yine. Geldi önümde tikildi, ya senin ismin ha bu mu? Evet. Tırcılık yapıyordun değil mi dedim? Evet dedim. Ya dedi sen bana 3-4 sene evvel 200 mark verdin. O sıra kaybettik birbirimizi, ben seni bir daha göremedim. O parayı aldı dedi, benim 200 markım orada verdi. Cebimde 1 lira yoktu. Bak Hızır orada kavuştu, o parayı da getirdi. Yani öyle de bir hadise geçti. Seneler önce tırla İran'a gittim, İran'dan geliyorum. Eleşkirt'e geldim. Eleşkirt'te bir lokanta var. Orada yemeğimizi yiyip çıkıp geliyoruz. O zamanlar da teröristlerin yeni kaynadığı sıralar, kimse kimseye yolda durup da almıyor. Oradaki lokantaya girdim, çıktım, yemek yedim, çıkarken birisi el kaldırdı bana. Günüz işte hoşluk vakti. Dedim abi günüz vakti beni mi soyacak? Bakayım şu adamı alayım da götürüm. Durdum, bindi adam. Beni de Erzurum'a kadar götür dedi. Bindik. Orada adamla laflamaya başladık. Baktım ki oraların şivesi değil adamın. Nerelisin dedim. Konyalıyım dedi. Buralarda ne işin vardı senin dedim. Dedi ki ya işte direktörümüzü sattık, şunu sattı, bunu sattı. Kardeşim askerden geldi. Şoförüydü, bir eski araba aldık da İran'a çalışıyor.
buralarda lastikleri balon etti. Konya'dan eski arabalarından işte bulduk lastik tüstük geldi burada taktım o gitti İran'a ben de gideyim memleketime. Erzurum'a kadar böyle konuşaraktan geldik Erzurum'da bunu indirdim tır parkında. Oralar toz toprak tabi o İran'dan gelince gidip Erzurum'un banyoları gidip çamaşırımızı değişip giydik üstümüzü. Topladım çamaşırlarımı giden şeye banyolara o da gene orada peşim sonra dolanı. Neyse aldım poşete koydum çamaşırlarımı bir taksi çağırdım binem de Erzurum'un içinde bayağı hamamlara gideceğim. O da orada dolaşırken haydi Ahmet ismi Ahmet Ahmet eyvallah dedim sana da güle güle. Biraz böyle ezilir büzülür gibi etti. Dedim ya acaba bu adamın parası bir şeysi mi yok? Taksiciye dedim ki dur hemşerim azıcık dur Ahmet senin dedim param mı yok yoksa? Dedi ki parayı bırak dedi iki gündür de az susuz. Oğlu. Neyse o zamanları hesapladık cebimizdeki parayı. Mazotumuz buraya İstanbul'a bizi götürür mü? Ne kadar mazotumuz var, suyumuz, buyumuz. Baktım ki cebimde yeteri kadar bir para artıyor yani. Fazlasıyla. Dedim şuradan soralım da bakalım Konya'ya kaç liraya götürürseler bir otobüs seni götürsün. Gittik sorduk o zamanın parası geçmiş anlatamıyoruz. Bilemiyoruz o zamanın paralarını. Şimdinin paralarını karıştırıyoruz. Herhalde 600 lira dedi. 600 lira dedi. Ben de o paradan fazla bir miktarda para var. Çıkarttım ben buna 1500 lira para verdim. Dedim ulan sadakamız var, şeyimiz var. Al ha bunu da git. Dedi adam ki ya bir adres ver. Giden de senin paranı gönderirim ben. Ama bir ay sonra olur, bir sene sonra olur. Ne zaman param olursa. Ben dedim istemeyelim ya bizim şeyimiz. Hani sadaka var bilmem ne var. Kalmışsın yolda. Allah razı olsun dedi. Geldim gittim diye. Ben de geldim. O gitti ben de geldim. Aradan 3-4 sene geçti. Gene Almanya'ya gittim. Almanya'dan gelirken bir kış günü. Romanya'nın o dağına vurdum bir kar, bir fırtına, bir tipi ki böyle ortalıkta araba yok, gitmiyor. Biz bir kafile avlandık, vurduk o dağa, araba patanaj edildi. Zor mudara tepeye çıktım, dedim ki burada durun da zincir sarım. Ne mümkün araba durmadı, kaydı gidiyor. Bir o kadarlık bir gördüm ki o Ahmet, ismi de Ahmet, 4 sene geçti arada. Altında bir yerde duruyor o virajın ağzında elinde de bir uzun çekme demiri. Böyle tutuyor onu gördüm böyle tam o viraja yanaştı araba gidecek altına. Araba döndü onun peşinde orada durdu. İndim aşağı ulan Allah Allah. Bu Ahmet idi bu Ahmet nerede ne Ahmet var ne Mehmet var ne kimse var. Araba oradan aşağı gitmedi. Olduğu yerde durdu. Onu böyle o verdiği Mahmet'i böyle gözümün şeyi gibi görüyorum o. Demir elinde böyle tutuyor beni çekecek göğe. Yani o hadiseyi de hiç unutma. Demek ki ne kadar orada bunaldı ki bu adam. İşte bu Cenab-ı Allah'ın demri ya, az sadaka. Şeyinle prostatin ölçeceğiz.
Gel üstte hani makine, makinenin eldiveni tahtı parmağla ölçülerle. Burak doktor hiç. Ya siktir edin dedim abi iptidai işleri. Dedim bu kalsın öyle üstürmeyelim. Geçti geldi. Geçti geldi. Sen bilirsin dedi. Şapa çok güzel bir hastane. Yani çok güzel bakılan yani yerli yerince yapanlar da tabi biz o işleri bilemediğimiz için ya ha buramdan deldik zaten. Deldiler bu boynumdan. Buradan mama veriyorlar. Buradan kan alıyorlar, kan veriyorlar, bilmem ne diyorlar. O bütün 5-6 tane şeyi çıkmış buradan. Çıkarttılar. Her gün gelip onların her gün adamları, doktorları var. Oradan bakıyor, değil, vazifesi neyse yapıp gidiyor. Bir gün yine yatırıyorlar, son zaman çıkacağız. Geldi bir kız doktor. Dedi ki kan alacağım. Al ha buradan gene bak kan alma yeri var. Dedi ki yok kolundan alacağız. Ya ne kolumu deleceksin dedim. Ha burada yeri var alsana orada. Oradan olmayı dedi. Sana kan verildi dedi. Oradan aldın mı o kan gelir. Birdenbire laboratuvarda test şeyi çıkmaz. Buradan taze kan alacağız. Hmm. Ben de o vermeyelim dedim gidin nereden alırsanız. Da dedi ki vermeyse ne yapalım. Gitti. Geldi gene oraya durdu, tikildi biraz daha. Doktor kızdı, stajyer doktor. Dedi ki amca niye itiraz ettin yanıma? Dedim ki ya kollarımızı görmeyor musun? Delik deşik oldu, hiçbir yerinden şey kalmadı. Sen hazır yer varken gene orayı deleceksin. Dedi ki biz doktoruz ya, bizden 6 sene okuduk yani bunu bizden iyi bileceğin yok amca dedi. Dedim ey doğru değilsin ha o ki buradan almak istersin gel al dedik. Geldi bizim damarlarımızda nasılsa böyle hemen bulup da alamaylar kanı. Çok uğraşırlar oradan çıkarıyor ya sokuyor oradan çıkarıyor. Bir iki yere dürttü etti getir eliğin üstünü dedi. Ben dedim bak onun için acızlanırım da. İstemiyorum şeyde. Bak sana bir temsil anladım. Küler'in temsilini anladım. Birkaç tane daha arada doktor geldi. Onlar da gene muameleleri gene bizden şey edecek. Dedim siz de dinleyin. Bak böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Buradan almayı buraları deldi. Onun için dedim isteme. Bir kovlu dedim ölmüş gitmiş bir yere gitmiş. Arkadaşlar demiş ki ben bunu bakacağım. Ne diyorlar buna? Ah geceden sabaha kadar sorguya tutmuşlar. Kalkmış gidiymiş aman yapışmışlar bacağına. Nerede dur bak. Bunun şeyi bitmedi sana sonra. Demiş ya iyi güzel de ben bu arkadaşa bakayım ne soracaksınız diye geldim. Ha bileti giz için kimse gelmeye buraya. Ben siz böyle deli teşvik etti yüz için istemeye kimse dedim kan aldıra git veya öyle güldüler ki. İşte o son tamonta şeyinle prostatin ölçeceğiz. Gel üstte hani makine makinenin eldiveni tahtı parmağla ölçülerle. Burak doktor hiç. Ya siktir edin dedim abi iptidai işleri. Dedim bu kalsın öyle üstürmeyelim. Geçti geldi. Geçti geldi. Sen bilirsin dedi. Düşer bayılırsın. Sahan kocaya gitme sonra bana karşı diye ki he. Girasın. Abi onkoloji dedi. Beşer mi o da? Bilmiyorum ki ama başhemşir orada ama çok güzel ha bu. Damar yolunu şeyimeyi böyle tık diye hiç iğne sokup çıkartma yok. Tık diye buluyor. Hmm. Bak oraya gitti mi ben hava gelsin diyelim. Basit siz öbürleri yapamayın ama gelip tık diye şey diyeyim. Damar yolunu takıyor diye. O onkolo şey doktoru, gastroloji profesör çok iyi bir doktor. O Talha'yı yolladı ben onun yanına gittim zaten iki kere.
kere beraber getirdik, ondan sonra kere getirdim. Ya adam kıyamet ediyor, böyle göre de bakasın. Koca bir profesör. Kıyamet etti böyle, gittim girdim içeri kalktı. Ooo Atakan amca hoş geldin. Var o da 45 yaşında benim. Belki de 50 de var. Kıyamet etti ve böyle bir bir tarif etti o ilaçları, nasıl içeceğimi, nasıl şey edeceğimi. Böyle yazdı, liste yaptı, elime verdi. İkinci defa gittik işte. Kullandım dedim hocam onlar, Allah razı olsun, kesildi dedim şeyim. Yalnız onu sordular onkoloji ki bu şeyde kemoterapiye girerken bunları kullanalım mı, bu kortizonları. Dedi ki kesildiyse kullanma dedi. O işlerin, işlemlerin bitti mi, o verdiğim listeden eğer şey olursan bir tertip daha kullan. İşte hala durur bak o şeyi bende. Geçen hafta Ayşe Hanım dedi ki, anlattım o doktor ona da, bu doktora. Dedi ki bir yazı yazsam ona gönderebilir misin? Gönderirim dedim. Yazı meslektaşım sayın hocam. İşte altına da şeyini, kaşasını maşasını vurdu. Bu da doçent doktoru var. İşte Atakan Altan'ın bu gibi tedavilerini yapıyoruz da saldan dolayı. Şu gibi şeyleri var. Ben şu ilaçları öneririm ona ishal kesiminde. Kortizonları siz kullanmayın demişsiniz. Başka bir ilaç önerir misiniz bize? Yolladım Talha'nın şeyine, gösterdi ona. Bir ilaç ismi yazdı. Ben onu getirdim verdim ona, işte onu verdi bana, kullandım bir iki şey. Kullandım, kesildi o. Sonra burada upuzun, öyle ceylan gibi güzel de bir kız. Yanında bir tane daha kız geldi. Amca sana sonta takacağız. Ne sontası takacaksın dedi. Dedi ki idrar yolların için onu çıkartıp dün. Şimdi takacağız dedi, çıkarttılar. Şimdi kız takacak sonta. Dedim ya başka kimse yok mu da dedim, sen geldin ki sonta. Ne sontası takacağız? Dedi ki bayağı iyidir arıyorlar, şeyine takacak. Bu sefer Türkan da dedi ki ya böyle böyle, siz bayan olduğunuz için şeydi, erkek yok mu bunun değişeni? Neyse gitti bir tane daha çağırdılar, geldi o da doktor, erkek. O kız doktor tarif etti, o taktı. Takıp bitirdikten sonra dedi ki o kız, amca dedi rahatsızlıkta, hastalıkta. Bu gibi şeyler hiç şeyi yoktur dedi. Ayıbı mayıbı yoktur. Öyle şeyi yok. O muhakkak yani sistem işleyecek dedi. Bizim görevimizi biz takacaktık dedi. Çünkü ben o işin şeyini bitiriyorum. Adamın biri hastalamış ciğerlerinden.
Dünyalar donulmuş. Yani serveti sonsuz. Gelmişler arkadaşları ziyaretine, kutuluyorlar yanında. Tabi nefes alamaya böyle omuzlarından böyle bir gram içeri çekip bir gram dışarı alamak. Demişler ki ne istersin? Ha bu dünyada ne olsun? Böyle koşucular koşar da dedi. Hani böyle kollarını açar böyle bir derin nefes alır. Ne dedi onu anlayamadım. Böyle hani bir derin nefes alım demiş, derin bir nefes alım içimden bir kere bütün servetimi bağıştır. Bir kere, bir nefes. Bir nefes, bir nefese servetimi bağıştır. Tabi var mı sağlık ki? İnsan hastaladı mı, dünyadan vazgeç. Düşü kendi meşakkatine. O meşakkatı da biraz sonra, o da bırakmayı. Yani zor bir şey. Hastalığı Allah kimseye vermez. Niye asi? Dertli bir müzik o şeyi söyledim ama bu moralimize bak. Yok sözlerini söyle, kaydıyla değil. Sözü manayı anladı. Söz manayı anladı. Kemoterapi ne rolüydü? Hani kendimizden vazgeçtik. İşte o zaman dedim ki yara bende, yara bende. Kırmaz kanar yer bende. Davada şeferiyat ettim. Öldürecek yara bende. Denize gittik de güler. Dedin ki bunu psikolojiye yoruyor. Evet. Yedi bela hastanede yatayım. Merdin'le Ali Kamil'e gitti ziyarete. Soruyor ki Ali Kamil nasılsın yedi bela? Ve ses yok. Nasılsın yedi bira? Ve ses yok. Üçüncü defa dedi ki nasılsın yedi bira? Ya nasıl olacağım ölürüm dedi. 10 dakika sonra döndü. Demek öbürü döneceğine mi? Evet. O yedi bira Yusuf muydu? Kimin nesiydi o takan? Ya, o mahallede dururdu ama kimdi?
sesi de kısık. Gidi bilmem neymiş. Ha. Ha şimdi nerede olmak istersin Atakan? Ne? Nerede olmak istersin şimdi? Ne bileyim nerede olacağım? Belli bir zamandan sonra insan vaz mı geçiyor acaba dünyasından? Nasıl oluyor? Belli bir zaman sonra niye geçer canım? Hiç geçmiyor, niye sağlık? Böyle rahatsızlayıp da şey etti mi geçiyor? İşte rahatsız olunca demek istiyorum hani. Tabii. Yani baş yatağa düştükten sonra hiçbir şeyin fazla önemi kalmıyor değil mi? Yok yok yok. Ha, bak geldi saplandı. Uçaklar buradan iniyor, çıkıyor. Sabaha kadar değil. Bunlara bir film çekilmiş. Hani. Bir türküm var, yazdım da duruyor. Yazdım da duruyor. Nerede duruyor? Defter. Sen mi yazdın? Evet. Fark faydasını da bir söyleseydik, öğrenir. Ezbere biliyor musun? Dört şeyini biliyorum. Ne? Şiirini? Dörtünü. Ha onu söyle, tamam. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Kazmayla dövmeyince kıt verdi. Dört şeyini söyledi. Ben bundan dedi, ben sinirliydim. Dedi ki, sen tam dedi, menbaını buluyorsun işte. Sen buldun çözümü. Tam dedi menbaını buluyorsun dedi. Bazısı o dörtlüğü adam afkuli diye der geçer. Ya. Dinler hani afkuli. Laf olarak geçiştirir. Laf olarak. Ama sen bak neyini alıyorsun. Aha. Onun için O gibi şeylerde de duygusal bir ilaç vardır, o verilir. Yani o öyle psikolojilerin bazılarında şeydir dedi. Yani kafa bozukluğu vardır, ruh bozukluğu vardır. Sende öyle bir duygu yok dedi. Oh.